أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Geçen hafta sorulan birkaç sorunun ancak bir iki tanesine cevap vermek mümkün olmuştu. Bu kağıdın arka tarafındaydı o sorular. Ancak inerken vakıf oldum. Öbür tarafında da bir soru varmış. Diğer soru sahipleri mazur görürlerse evvela bu sorulan sorulara cevap vermeye çalışayım. Bunların içinde de hayz-ı ehemmiyet sorular olabilir. Bunları cevaplandırdıktan sonra sabrınıza istinad ederek şiirler üzerinde de dururuz inşallah. Şunu peşin olarak arz edeyim. İslam'ın her meselesi makul ve mantıkidir. Akıl tek başına meselelerin ötesinden kalkması mümkün olmadığı için aklın değerlendirmesi üzere sair duygularımızın, fikri hayatımızın, ilim hayatımızın muhassala olarak aklın önüne koyduğu şeyleri akıl değerlendirir. Bazen de devrin kültürünün tesiri altında kaldığından ötürü akıl yanlış neticeler de çıkarabilir. Eğer akıl kendi önüne sürülen fikir ve ilmin muhassalası meseleleri çok iyi değerlendirebilseydi, Kur'an-ı Kerim'in ulaştığı neticelere ulaşacak, onun söylediği gibi doğruyu söyleyecekti. Ne zaman insanlar fikirlerini, ilimlerini, düşüncelerini bir araya getirecekler, ilmin yanılmamazlığı, fikrin yanılmamazlığı ve aklın hakemliği, rehberliği altında bir kısım meselelerde nihai neticelere varacaklar, muhkem kaziyeler halinde beşere takdim edecekler. O zaman ilmin ulaştığı noktayla Kur'an-ı Kerim'in söylediği şeylerin birleştiğini göreceğiz. Onun için şimdiden bir kısım ilmin nihayet hüdudu saydığımız kanunların, kaziyelerin Kur'an-ı Kerim'in söylediği şeylerle şayet aralarında bir uyum yoksa, mutabakat yoksa, buradaki eksikliği Kur'an-ı Kerim'e, vahyi semaviye değil, aklın henüz ulaşması gereken yere ulaşmamasına vermek iktiza eder. Hem Allah'ın rahmetinden, hem de ilimlerin kainata ait çeşitli ilim dallarında ihtisas yapmasından veya casuslar gibi bu ilim dallarında derinleşmesinden ve ilim adamlarının bu mevzuda tetkikat ve tahmikat yapmasından ümit besliyor. Umuyoruz ki inşallah Teala ileride pek çok ilim dalları aynen Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bahsettiği hakikatlerle omuz omuza gelecekler, itaat edecekler. Çünkü menşe'de esasen ayrı değildir. Zira kevn Allah'ın kevnidir. Zira abd Allah'ın abdidir. Kelam Allah'ın kelamıdır. Allah kendi kelamında kainat-ı insanı ve kainat insan münasebetini anlatır. Bizim makul ve mantıklı olan İslam'ın prensiplerine karşı ortaya attığımız veya ortaya atanların ortaya attığı bir kısım şüphe ve istifhamlar haddi zatında variz olmaması gerekir. Ama ilimdeki eksiklik, tefekkürdeki eksiklik, kalbi hayattaki eksiklik, gönüllerin bu noktaya verilmemesi ve bundan doğan eksiklik bir kısım istifhamların meydana gelmesine, vücut bulmasına sebebiyet veriyor. Ben devrin, ilminin, kültürünün ulaştığı bir noktaya ulaşmış insan olmadığım için bu noktada arz edeceğim şeylerin eksiği, geriği la yuhat ve la yuhsadır. Bununla beraber aklımın erebildiği kadarıyla bana teveccüh eden sorulara cevap vermeye çalışacağım. Evvela izan halinde kalbi kanaatim şudur ki, Allah Kur'an-ı Kerim'de ferman-ı sübhani olarak ne buyurmuş da akıl, kalp, ruh hiçbir zaman onlarla mütenakız düşmeyecektir. Onlar aynı mantıktır, aynı akıldır, aynı fikirdir, aynı ruhtur, aynı histir, aynı havastır.